Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Türkçe dersinizden 2. dönemin 1. yazılı sorularıyla sizlerle beraberim. Muhtemelen öğretmeniniz bu soruların benzerlerini soracaktır diye düşünüyorum. Gerçi Türkçe'de konular çok, birçok yerden soru gelebilir ama yine de sizler için güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup kendi cevaplarınızı yapın. Daha sonra benimkilerle karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece daha yararlı olur. 1. sorumuz gerçek ve mecaz anlamla ilgili her sınavda illa sorulabilecek sorulardan. Gerçi burası boşluk doldurma şeklinde. Ne diyor? Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcükler mecaz anlamda ise M harfi, gerçek anlamda ise G harfi yazacağız. Hemen okuyalım. Emine izlediği filme iyice dalmış. Evet, buradaki sözcüğümüz mecaz anlamda. Sinemaya yetişemezsek biletler yanar. Evet, yani aldığımız biletler boşa gider demek istiyor. Yine mecaz anlamda. Yanmak sözcüğü bir şeyin alev alması değil mi? İlk aklımıza gelen gerçek anlam bu. Bu buradaki anlam mecaz. Kahvaltıda ince bir dilim ekmek yedik. İnce sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmış. Yani kalın olmayan manasında. Sınıfımıza yeni gelen arkadaşımıza ısındık. Evet, bu da mecaz anlamda. Isınmak sözcüğü ilk anlamı bu değil. Gerçek anlam bu değil. Buradaki anlam mecaz. Yani ona alıştık manasında. Annem ceketin düğmesini dikti. Düğme sözcüğü gerçek anlamda kullanılmış. Bildiğimiz ilk anlamıyla. Ve cevapları bu şekilde doldurduk. İkinci soruya bakalım. Aşağıda verilen tarihlerin hangisinin yazılışı doğrudur diyor. Şimdi birinci tarihimiz 7 Ocak 2020. Bakın ortadaki ay ismi yazıyla yazılmış ve baş harfi büyük. Burada doğru bir yazım var. Ve aralarına nokta koymaya gerek yok. Çünkü rakam, yazı ve rakam olduğu için noktaya gerek yok. Ve özel bir günü, sadece 7 Ocak 2020 gününü anlattığı için baş harfinin büyük olması gerekiyor. Bu anlatım doğru da diğerlerindeki yanlışlığı göstereyim size. Bakın B şıkkı hatalı. 7 Ocak 2020, şimdi de söylediğim gibi özel bir gün. Sadece o güne ait. O yüzden baş harfinin büyük olması lazım. Burada aralara virgül konulmuş. Virgül konulmaz. Bu şekilde tarih yazımı yanlış. Burada ise 7 Ocak 2020. Bakın rakam, yazı ve rakam olduğunda araya nokta koymaya gerek yok. Bunlar fazlalık olmuş ve doğru bir yazılış değil. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. Diğer sorumuz. Aşağıda verilen konulara uygun olan atasözleriyle eşleştiriniz diyor. Atasözleriyle ilgili bir soru. Bakalım. Başak büyüdükçe boynunu eğer. Bunlardan hangisi uygundur diye düşündüğümüzde alçak gönüllü olmak. Yani insanlar böyle daha büyüdükçe veyahut da işte ne bileyim konumları, statüleri arttıkça daha alçak gönüllü olmalı manasında. O yüzden cevabı 2 numara buraya uyuyor. Aslan yattığı yerden belli olur. Bunu zaten birçoğunuz duymuşsunuzdur. Temizlik ve düzen anlatılıyor. 4 numara. Yazın başı pişenin kışın aşı pişer. Burada da çalışkan olmak. Yazın çalışan kışın rahat eder veyahut da gençliğinde çalışan ihtiyarını rahat eder manası var. Cevap 5, yani buradaki anlam. Ağaç yaş iken eğilir. Bu da eğitimle ilgili bir atasözüdür. Yani küçük yaşta öğrenilenler daha kalıcıdır demek istiyor. İşten değil dişten artar. Bu da tasarruf etmekle ilgili. O yüzden 1 numara diyoruz ve bu şekilde eşleştirdik. 4. sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel adların yazımı ile ilgili bir yanlış vardır? İnceleyelim. A şıkkında uçan balon barışın balonuymuş. Bakın özel isim doğru yazılmış. Baş harfi büyük. Yanına gelen ek ayrılmış. Ufuk'un arabası bozulunca okula otobüsle gitti. Yine özel isim yanına gelen ek ayrılmış. Doğru bir yazılış var. Karamanlılar gecesi yarın yapılacak. Burada yanlışlık var. Şimdi anlatacağım, diğerini göstereyim de. Hasan Usta yeni bir dükkan açtı. Bakın burada Hasan zaten özel isim. Usta sözcüğü de büyük harfle yazılmış. Ona özgü bir lakap olduğu için doğru. Peki burada nasıl bir yanlışlık var derseniz şöyle. Karaman bir şehir ismi, özel isim. Yanına gelen ekler de ayrılması gerekiyor ama şimdi Karaman sadece Karaman olsaydı veya işte şöyle Karaman'a gittik deseydik bu doğru yazılırdı. Ama Karamanlılar olduğunda Karaman'da yaşayan insanlardan bahsediyor. Bir çoğul anlamı var. Orada yaşayan birçok insandan bahsediyor. Karamanlılar demekle. O yüzden çoğul anlamı olduğunda bunun bitişik yazılması gerekiyor. Yani bunun doğrusu şöyle olmalıydı. Karamanlılar
gecesi yarın yapılacak. Baş harfi büyük olmalıydı ama ek ayrılmamalıydı. Cevabımız bu yüzden C şıkkı oluyor. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli yani sesteş bir kelime kullanılmamıştır diyor. Bakalım. Çiftliğimizdeki en güzel at dayımındı. İşte at sözcüğü eş sesli. Yani bir hayvan manası var, bir de bir cismi atmak örneğin. Denizin açıklarında büyük bir yat vardı. Yat sözcüğü yine denizde giden bir gemi çeşidi. Bir de yatmak anlamı. Eş sesli. Ablam benden 3 yaş büyüktür. Yaş sözcüğü hem bu şekilde yani buradaki anlamıyla 3 yaş işte yaşım benim yaşım 9 diyoruz mesela. Bunun gibi. Bir de yaş demek ıslak demek. İki anlam var. Sesteş. Ülkemiz maden bakımından zengindir. Buradaki cümlede herhangi bir sesteş kelime yok. O yüzden cevabım D şıkkı oluyor. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelere D ve ki eklerinin bitişik mi ayrı mı yazıldığını gösteriniz diyor. Şimdi burada biz yazacağız ve göstereceğim sizlere. Ev, ekmek var zaten. Yani biz burada evde diyeceğiz. Evin içinde. Bir şeyin içinde bulunma hali olduğunda bitişik yazılır. Ve bakın buradaki D'yi yazmadan önce cümle anlamsızdı değil mi? Ev, ekmek var zaten. Ve biz bu eki buraya yapıştırmamız gerekiyor ki cümle anlamlı olsun. Ben ayrı koyarsam cümle yine anlamsız olacak zaten. O yüzden bir şeyin içinde olduğunda, bulunma hali olduğunda ek olarak bu şekilde yazılmalı, bitişik. Ayhan pikniğe gelecek. Bakın burada cümle zaten anlamlı. Ayhan pikniğe gelecek. Yani biz gayet anlıyoruz cümleyi duyduğumuz zaman. O zaman biz buradaki D'yi ayrı yazacağız ve dağ olarak yazacağız. Buna uygun olarak. Ayhan dağ pikniğe gelecek. Cümle bozulmadı ve onun da geleceği yani başkaları katıldı. Ayhan da katılacak. Burada cümle biraz genişlemiş oldu sadece. Çantan sözlük var mı? Bakın bu cümle zaten şu anda bozuk. O zaman düzeltmek için bunu yapıştırmamız lazım. Bitişik yazmamız lazım. Çantan tabii uygun olması için daha yazacağım. Çantanda sözlük var mı? Bu şekilde bir şeyin içinde olduğu dedim ya zaten az önce. Geldik kilere. Balkonda çamaşırları toplayalım. Burada bir şeyin içindeki manası olduğunda bitişik olur. Balkondaki çamaşırları toplayalım. Okula erken git, geç kalmayasın. Bakın burada iki ayrı cümle var. İki ayrı cümle, iki ayrı ifadeyi bir araya getirmek için bağlaç konumunda olmalı ve ayrı yazılmalı. Okula erken git ki geç kalmayasın. Evet, bu şekilde örneklerimizi yaptık. Yedinci soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde pekiştirmeli sözcük yer almamıştır? A. Masmavi gökyüzünün altında oynuyordu çocuklar. Bakın masmavi. Pekiştirmeli. Mavi, masmavi. O taptaze nalelerin kokusu sarmıştı odayı. Taptaze. Taze, taptaze. Pekiştirmeli sözcük. Pazardan soğan, sarımsak almaya gitti. Bu cümlede pekiştirmeli sözcük yok. C şıkkını işaretleyelim. Burada ne var? Sımsıcak. Ekmekler elinde yürüyordu. Sıcak, sımsıcak. Pekiştirmeli sözcük. Cevap C şıkkı. 8. Böyle bir soru da çıkabilir. İşte çeşitli karışık halde verilmiş yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle kurulursa sıralama aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Şöyle bir baktığımızda ilk gelmesi gereken sözcük grubu akıllı insan. Düşündüğü her şeyi söylemez ama her söylediğini düşünür. Evet, özlü sözlerden bir daha söylüyorum. Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez ama her söylediğini düşünür. Yani 3, 1, 4, 5 ve 2 olacak. Doğru cevap B şıkkında. 3, 1, 4, 5 ve 2 sıralama böyle olacak. 9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru anlamı yoktur? Kolay bir soru. Karşıdaki ev kimindir? Soru soruyoruz. Müzik dinleyerek ders çalışılır mı? Yine soru sordum. Konuyu sizinle mi görüşelim? Yine soru sordum. Sıcaklar bastırdı mı denize gideriz? Burada soru anlamı yok. Nokta koymamız gerekiyor. Geldik 10. soruya. İsmin halleri. Belki öğretmeniniz bu konuyu işlememiş olabilir. İşlemeyenler bu soruyu geçsinler. Ben işleyenler için göstermiş olayım. Aşağıdaki verilen tabloda bahçe ve okul kelimelerini ismin hallerine yani durum eklerine göre yazınız. Bu ekleri getireceğiz yani. Şimdi bir yalın hali var. Bir de şunlar var. Onları da açıklayacağım şimdi. Bahçe yalın hali yine aynı olur. Bahçe.
Yani herhangi bir ek gelmediği zaman yalın diyoruz. Sade hali. Okul da yine aynı okul. E hali. Bahçe. Bahçe E. Bahçe E olmaz değil mi? O zaman araya Y koymalıyız. Yani bahçe Y olması gerekiyor. Bu şekilde eklemeliyiz ekimizi. Yani yönelme hali. Bir yere doğru. Bahçeye. Okula. Bakın okul E olmaz değil mi? Okul E uymuyor. O zaman A'ya döndüreceğiz biz onu. Okula. Ali okula gitti. Bir şeye yönelmek. Oraya doğru yöneldi gitti. İ hali. Bahçe İ. Olmadı değil mi? O zaman bahçeyi. Peki okul? Okulli olur mu? Olmaz. Okullu. Bu şekilde eklemeliyim. Yani İ'yi U'ya döndürmeliyim. D hali. Bahçe D. Bir yerde bulunma hali. Biz buna bulunma hali de diyoruz. Bahçede. Okul kelimesine geldiğinde okul da. Da'ya döndürdüm. Den hali. Bahçeden olması lazım. Okuldan. Yani bir yerden ayrılma hali diyoruz. Bahçeden çıktım. Okuldan geliyorum. Ayrıldım artık manasında. Bunlar ismin halleri sevgili öğrenciler. Tekrar edeyim. Yalın hali yani sade hali. E hali. İ hali. D hali ve den hali diyoruz. 11 deyimler yine çıkacağını düşünüyorum. Aşağıda verilen deyimleri anlamları ile eşleştiriniz diyor. Bakalım. Başka şeyler düşünmek. Buradan buraya gideceğim. Başka şeyler düşünmek. Göz yummak değil. Ağzından bal damlamak değil. Boğazı kurumak değil. Bu değil. Aklı başka yerde olmak. Ha işte bu uydu değil mi? 5 numara buraya. Çok sevinmek. Etekleri zil çalmak. 4 numara. Bunu duymuşsunuzdur. Kusurları görmezden gelmek. Göz yummak değil mi? Bunu da duymuşsunuzdur. Aslında hepsini duymuşsunuzdur. Ben niye ayırıyorum ki bu şekilde? Çok susamak. Boğazı kurumak. 3 numara. Çok tatlı konuşmak. Ağzından bal damlamak. Çok güzel konuşmak manasında. 2 numara. Böylece eşleştirdik. Kardeşim dün İzmir'den nokta nokta cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisini yazamayız? Kardeşim dün İzmir'den geldi. Uyudu mu? Evet uyuyor. Kardeşim dün İzmir'den yola çıktı. Oldu. Kardeşim dün İzmir'den telefon etti. Bu da oldu. Kardeşim dün İzmir'den para gönderecek. Şimdi para gönderdi deseydi olurdu. Gönderecek daha göndermemiş. Gelecek zamandan bahsediyor. Ama burada da dün diyor. Geçmiş zaman var. Bir geçmiş zaman anlamı var burada. Dün diyor. Bir de burada gelecek zaman. Yani birbirine uymuyor. Kardeşim dün İzmir'den para gönderecek. Biraz saçma oluyor. Yani C şıkkı buraya gelmez. Hadi bakalım son soruyu da yapalım. Hangi cümlede benzetme yapılmamıştır? Ayşe teyzenin altın gibi kalbi var. Evet onun ahlaklı, temiz, güzel düşüncesi olan kalbini altına benzetmiş. Hızlı koştuğu için terledi. Burada bir benzetme yok. Sadece sebep sonuç cümlesi bu. Diğerlerine bakalım sonra işaretleriz. Format atınca bilgisayar saat gibi işlemeye başladı. Yani çok güzel çalışıyor. Saate benzetmiş. Tık 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 değil mi? Saat düzenli çalışır ya böyle. Bulaşıklar dağ gibi yığıldı. Burada da bulaşıkların çok olduğunu dağ gibi diyerek bir benzetme yapmış. Çok olduğunu belirtmek için. Evet nerede yok? B şıkkında benzetme yoktu. Burası bir sebep sonuç cümlesiydi. Diğerlerinde vardı. Bu şekilde anlatmış olduk. Sevgili öğrenciler yazılı örneğim bu kadardı. Umarım sizlere yararlı olmuştur. Soruları anlatarak yapmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.